Arkadaşlar herkese merhaba. Everybody's Gone to the Rapture. Muhtemel son bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bu arada ben bu videoyu diğerlerinden daha sonra çektiğim için yorumları okuyabilme fırsatı elde ettim. Bu ışık bize sanırım yol gösteriyormuş. Bu arada şunu da söylemek istiyorum gençler. Bu bölümün altına hakikaten işte The Forest nerede, o nerede, bu nerede, çok seviniyorum o tarz yorumları görünce. Fakat şunu söylemek istiyorum hakikaten. Bu oyunun veya herhangi başka bir oyunun videosu diğer serileri çok fazla etki etmiyor. Yani ben bunu oynadığım için onları oynamaya fırsat bulamıyorum diye bir şey yok. Yine çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Fakat dediğim gibi bu oyunu sevdiyseniz elbette izleyebilirsiniz. Fakat sevmediyseniz direkt geçebilirsiniz. Fakat dediğim gibi benim bu oyunu oynuyor olmam herhangi bir şekilde The Forest'ı veya diğer devam eden başka serileri oynamama gibi bir durum söz konusu değil veya herhangi birisi bir diğerini etkilemiyor. Burada sanırım başka bir olay var. Abi burada başka bir olay olmuş. Bir saniye. Şunu izlememiz lazım sanırım. Evet. Niye canlanmıyor? İşte bu. Howard. Oh. Howard. What's happened? Steve, geliyor. Thank God. Listen, I need you to get to the junction box. See if there's a phone working. No, stay back. Don't come up here. Oh Christ. Is that bloody idiots? Where the hell did they think they were going? I think they must have thought they could walk out along the line. Well, there won't be any more trains now. You're a callous bastard, Stephen. Just pragmatic, Howard. Did you say there's a working phone in the junction box? Aman Allah'ım, anladığım kadarıyla bu şeysel bir hata değil. Tren şoförü ne deniyordu ya? Tren şoför, kondüktör mü? Yok. Makinist! Yok, hayır, makinist değil. Tren kullanırsan makinist mi denir? Sanırım makinist emin değilim. Bu köydeki insanlar yollar kapatıldığı için yürümeye kalkmışlar gençler. Ve bakın şu botları da Ag bota benzettim ama hani UGG marka botlar var ya, bilmiyorum Ag diye mi okunuyor, Ug diye mi okunuyor. Her neyse, o botlara benzetmiştim bu arada. Yürümeye kalkmışlar gençler bu şehirden uzağa doğru. Fakat tren onları sanırım son anda fark etmiş ve böyle bir kazaya yol açmış. Herhalde tren yoluna muhtemelen yürümüyorlardı fakat trenin raydan çıkması neden olmuş anladığım kadarıyla ve junction box diyor. Junction box ne demek bilmiyorum. Böyle sanırım acil durumlarda kullanılan bir telefon olabilir. Emin değilim. O telefona ulaş, ne olduğunu bildir falan filan dedi. Görünüşe göre daha buraya başka tren gelmeyecek. Çünkü gelemeyecek. Peki. Bilmiyorum, alt yol da bir yere gidiyordu fakat buranın nereye gittiğini açıkçası merak ediyorum. Sanırım burası bize bir şey vermeyecek. Evet, öyle gözüküyor. Peki ne kadar sürecek bu oyun bilmiyorum. Oyunun sonu inanın çok merak ediyorum. Muhtemelen çok da fazla sorunun cevabını bulamayacağız gibi tahmin ediyorum. Çünkü bu tarz oyunlar hakikaten size böyle oyun boyunca gizemi veriyor. Oyun bir bitiyor, hiçbir şey yok. Bir nevi şey... Aa, kullanılamıyor burası. Bir sonraki uyarıya kadar burası kullanım dışıymış gençler. Junction Box dediği yer herhalde burası. Ben bir kutu gibi bir şey sandım ama sanırım böyle işte trenlerin geçip geçmediğinden emin olan bir kule bu. Anlamadım. Her neyse, biraz dolaşalım etrafı. Dediğim gibi mesela şeyde de böyle olmuştu, hatırlayacaksınız. Firewatch'ta mesela o kadar güzel gidiyordu hikaye, muazzamdı. Belki Delilah'ı görürüz diye düşündük fakat oyun nasıl bitti? Hiç kimseyi göremedik. Allah. I lost my shoes, sir. There's arches on the green. They've taken my shoes, sir. Howard? Howard Lantham! You open the door this instant, young man. I lost my shoes. Now get up. Hold it. Get up. I lost my shoes. What on earth are you doing here, Howard? Stephen. He told me to stay in case Lizzie phoned. Stephen, where is he? What are you doing with those birds? Concentrate, Howard. Where's Stephen? He said we couldn't help them. He took my shoes so I'd stay. Listen to me, Howard Lantham. You find your shoes and you get to the village. Find Father Jeremy. He'll give you some soup or something. Be off with you. Where are you going? I'm gonna find my son. Then I'm gonna ask him what on earth he thinks he's doing. Abi ne oluyor, anlayamadım ki. Adam sürekli olarak radyo, ayakkabılarımı kaybettim diyor. Kadın da kendine gel, git papazı gör, sana bir tabak çorba içirsin. Ben de bu sırada oğlumu bulmaya gideceğim. Bu karışıklığa neyin neden olduğunu
ona soracağım falan filan yazdı. Allah Allah, adam niye ayakkabısını arıyor? Acaba orada gördüğümüz beyaz ayakkabı kendisine mi aitti? Yani neyse, bu kulelere ne deniyor? Türkiye'de bu tarz böyle trenleri kontrol eden kuleler var mı bilmiyorum. Varsa da onun kulelere ne dendiğini bilmiyorum gençler, kusura bakmayın. Ama muhtemelen bu tarz kuleler bizde de vardı değil mi? Çünkü gerçi hani bu ülkenin Amerika olduğunu düşünürsek, Amerika çok gerçek büyük bir ülke. Türkiye bu kadar büyük olmadığı için herhalde tren istasyonlarının böyle çok ne derler ona, bir şehirden diğer şehire arasında çok fazla mesafe olmadığı için herhalde o trenleri kontrol edecek bir kule gereksinimi duyulmamıştır bizim ülkemizde. Varsa bile bu kulelerin dendiğini hakikaten merak ediyorum. Tahminimce tren gözcü kulesi falan olabilir. Evet, ışık tekrardan oraya gitmemizi söylüyor anladığım kadarıyla. Fakat zaten oradan geldik. Peki, bu tarafı kontrol ettik. Oradan zaten geldik buraya. Sanırım BNT 898-889W. Gerçi Amerika değil, burası İngiltere. Aa, doğru. Bu parkı dolaşmaya gerek var mı? Sanki şuradaki bankta bir şeyler görüyor gibiyim ama yine de uğrayalım. Bakın, son bir ev kaldı. Oyun ne zaman bitecek? Nasıl bitecek? Oyunun bitmesi için bizim bazı gerekli spesifik şeyleri yerine getirmemiz gerekiyor mu gençler? İnanın hiç bilmiyorum. Burada sahipsiz bir bavul var. Peki. Aa, burada balık avlıyorlar anladığım kadarıyla. Emin değilim. Işık hızımızı bana doğru geliyor. Başka bir hikaye mi olacak? Fancy seeing you here. Oh. Is everything all right, my dear? Oh, I'm sorry. I'm all right. It's just Robert. That man doesn't deserve you. I know everybody thinks I'm just a mithering old busybody, but someone has to say what everyone else is thinking. We both know that this marriage, it's not how things are supposed to be. Are you talking about me and Robert? Or is this really about Stephen and Kate? I suppose it is. I have to accept it. I know. But she doesn't belong here. You see that, don't you? There's a place for people, and this isn't hers. Well, I'm not talking about the color of her skin. Don't look at me like that. What they do up there. It's not natural. There are some things we're not supposed to understand. I don't like her. And I don't like how Stephen is around her. Oh. He was a better man when he was with you. Abi, sanırım bahsettikleri bayan Kate. Emin değilim çünkü Wendy... İsimleri karıştırıyorsam ne olur kusura bakmayın. Wendy sanırım Stefan'a karşı bir şeyler hissediyordu ve Stefan'ın yanında da Kate olduğu için Kate'i kıskanıyordu ve o buraya ait değil falan filan dedi. Anladığım kadarıyla Kate bu arada esmer vatandaş olabilir. Yani zenci olabilir. Bundan %100 emin değilim çünkü şey dedi, hani onun derisinin renginden bahsetmiyorum ki dedi, eğer bana o şekilde bakıyorsan, ırkçı falan değilim gibisinden getirdi kelimeyi. Lafı daha doğrusu. O kızı buraya ait hissetmiyorum. Yukarıda ne yapıyorlarsa, yukarıda diye de kastettikleri yer muhtemelen oyuna ilk başladığımız yerdeki gözcü eve. Orada ne yapıyorlarsa yaptıkları şey doğal değil. O buraya ait değil. Onun buradan gitmesini istiyorum ve buradan ve tabii ki Stefan'ın yanından ayrılmasını istiyorum dedi. Wendy, ışık yüzmesi ne olur beni gitmem gereken yere götür. Teşekkürler. Sanırım doğru yoldayız gençler. Sanırım doğru yoldayız. Ve gördüğüm kadarıyla... Evet, orada bir araba var. Dörtlüleri yanıyor gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir şu kapıyı açalım, şu eve uğrayalım eğer girebiliyorsak. Bu tarz şeyleri çok seviyorum hakikaten. Evlerin yanında böyle uç tarz bir garaj oluyor ya. Ne bileyim, böyle Amerikan filmlerinde falan filan çok görüyoruz. Hakikaten ben çok özeniyorum o tarz şeylere. Maalesef hepimiz apartmanlarda oturduğumuz için... En azından bilmiyorum aramızda öyle şanslı bir kesim var mı böyle bu tarz bir yerde oturan. Ama birçoğumuz apartmanlarda oturduğumuz için hakikaten gençler... Şöyle bir ayrıcalık hiç elde edemedik değil mi? Abi! Ne kadar hoş bir yer ve... Kaslı erkek resimleri var pek.
Hadi. Rachel, darling, oh. I'm sorry about taping over your music, but that is your dad and I. In case you come home, I mean, I know Mrs. Graves is looking after you over there, but just in case you come home, we wanted to let you know we're going to head over to Bart's. Evie! Sam, I'm leaving a message for Rachel. Are you going to say hello? Jesus Christ, Evie, we ain't got time for this. The bloody car won't start. We're going to have to walk. Sam, shush, it's for Rachel in case she comes back here. But Charlie says everyone's getting together at the hall. Rachel's at the camp. She'll be fine. Rachel, darling, anyway, listen, as I was saying, we're going to be at the village hall. We'll wait there for you. I think it's best if you just stay put and mind what Mrs. Graves tells you. We love you, darling. Bye. You finished? Right, grab that bloody case and let's get moving. Come on. Of, anladığım kadarıyla gençler, buradaki aile kızlarına bir mesaj yolluyor ve kızım eğer eve gelirsen biz Barbara'nın mekanında veya şehir halinde olacağız falan filan dedi. Böyle şehrin toplandıkları community center gibi bir yer. Babası olduğunu düşündüğüm kişi karısına şöyle sesleniyor. Araba çalışmıyor. Bunun için vaktimiz yok. Mesaj bırakma. Zaten yürüme gideceğiz oraya falan filan dedi. Ondan sonra mesajı da sonlandırdılar. Bazı evler şu an açık, bazıları açık değil. Ben açık olan evlere şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Anladığım kadarıyla şehri zaten şu an bayağı boşaltıyorlar. Herkes şehir halinde toplanıyor falan filan. Yalnız bilmiyorum, böyle bir salgın varsa aslında insanların bir araya gelmesi bence pek mantıklı değil. Evde oturup bir şekilde hiçbir yere kıpırdamadan güzel şeylerin olmasını beklemek sanki yapılacak. Oğlum sesler bayağı değişiyor yalnız, onu da söyleyeyim size gençler. Bakın duyuyorsunuz değil mi? Sanki birileri... Oğlum dışarıda ne oluyor? Işık niye sapıttı? Kapı açılmıyor. Wendy? Oh! Wendy, wake up. Eddie! Is that you? No, it's me. It's Frank. Oh, Frank. The door was open. I didn't think Graham would mind. I'm sure he won't. What are you doing here? Looking for Stephen, but I just ran out of steam. And the door was open. Have you listened to the radio? I thought I heard him on the radio before. It's all over the valley. Don't you get that? This isn't some abstract thing. Whatever came down into the tower has got out. They've quarantined the whole valley. It's right here in the observatory. It's out in the world. It's adapting and spreading. Do you understand? No, we can't turn it away. What's he talking about? I don't know. But if he's on the radio, we can try and reach him on the CB. You go to Stephen's house, and if I get hold of him, I'll tell him to come and find you. Evet, Stefan'la Kate tabii ki gözlem kulesinde olup bunu kullanabiliyor muyuz? Ne olur kullanabilelim çünkü. Maalesef. Bu nereye giriyor, onu görebiliyor muyuz? Hayır. Şöyle, Stefan buradaki insanları uyarıyor. Çünkü kendisi o gözlem kulesinde çalıştığı için bir şekilde bu olaylardan ilk önce o haberdar oldu. Stefan ve Kate gençler, dediğine göre aşağı inen şey her neyse, bu normal bir şey değil ve o inen şey adapte oluyor ve etrafa yayılıyor. Dolayısıyla kendinizi güvence altına almanız gerektiğini söylüyor buradaki ev halkına. Ve tabii ki Wendy'nin arkadaşı Frank de duydukları şeye inanamadı. Neden bahsediyor falan filan dedi. Oğlum burası var ya, oyuna başladığımız yere inanılmaz benziyor. O zaman da bir aşağı doğru yol yürümüştük, hatta durak görmüştük. Come on, come on, you stupid bastard. Vurduralım, vurduralım arabayı, vurduralım. Vurduralım, vurduralım. Hoppa! Maalesef. Dur, ben vurduruyorum. Oğlum bayır aşağı halbuki, bu arabanın gitmesi lazım. Abi el frenini çektiniz mi? Bakayım. Oğlum el freni havada. Abi bu araba çalışmaz ki. El frenini indireceksin. Ben bu arada şunu itiraf etmek istiyorum. Ben düz vites araba kullanamıyorum. Otomatik vites araba kullanıyorum. Ama bildiğim bir şey varsa el frenini indirmeniz gerektiği ve arabayı vurdurduğun takdirde bu araba gider abi. Zaten araba bayırda. Her neyse. Onlar benden eminim daha iyi biliyorlardı ve samimi söylüyorum, burası son ev. What? Oyun bitiyor mu? O pencerede niye beyaz bir ışık var? Stefan? Oy! Hep açılmıyor. Peki. Peki. Bu evin üst katına bir yerden çıkabiliyor muyuz? Evet. Stephen, are you here? It's your mother. Answer me. Stephen! Ay, Stephen'ı bulmaya gidiyoruz. Kate'in eşi.
Annesi buraya geldi. Oğlum bir dakika, Wendy annesi ise Stefan'a yazan kadın kimdi? Ben kazayla sanırım annesi Stefan'dan hoşlanıyor dedim. Evet, öyle bir şey söylemiş olabilirim, kusura bakmayın. İsimleri karıştırdım dediğim gibi. Merhaba. What have you done, Stephen? Stephen ne yaptın harbiden? Oh, Kate. There must be a logic to the pattern. It's shifting in response to me. It's alive. It's the only explanation. It's the light mı? Işık mı dedi? Deep light radioscopy. Radioscopy ne demek ya? Muhtemelen uzayla alakalı bir şeyler bunlar da. Abi Stephen en sonunda kafayı yemiş anladığım kadarıyla Kate'den gelen mesajlar yüzünden mi yoksa? Saatler hakikaten 06.07'de donmuş abi. Tüm şehrin saati donmuş. Aman Allah'ım, şuraya bakar mısınız? İleri matematik, hiçbir şey anlamıyorum. Bunu anlayan birisi var mı acaba aramızda? Bunlar çok zor. Oğlum bunlar rastgele çizilmiş rakamlara benziyor. Yalnız tek bildiğim şey şuradakiler bölü işareti ve köşeli parantezi tanıyorum. Okey. Bir de sonsuzluk işareti vardı sanırım orada bir yerde, emin değilim. Kapı kapalı. Abi acaba şeye mi dönmek zorundayız gençler şu an? Oyuna ilk başladığımız yerdeki gözlem kulesinin... burası beni gidiyor. Oley be. Stephen, where is Kate? Are you here? Evet, Kate nerede Stephen? Stephen? I can hear the planes. It's the government coming to rescue us. You can come out now. It's all gonna be... Hükümet bizi kurtarmaya geliyormuş. I can hear the jets coming. It's like when Eddie came home. It's like your dad coming home again. Oğlum gökyüzüne bakar mısınız? I'm here. Eyvah. I'm down here. This way. Aman Allah'ım, oyunun sonu inanılmaz hoş gözüküyor şu an. Eğer sonsa tabii ki bu. Şimdi hükümet tabii ki bazı olaylara yavaş yavaş çözüm bulmuş anladığım kadarıyla ve annesi Stefan'la konuşmaya gittiğinde Stefan cevap vermedi. Bize ne yapıyorsa falan filan dedi. Sanırım hayatını son vermeye çalışıyordu ki yapma falan dedi. Çünkü hükümet bizi kurtarmaya geliyor, tıpkı baban bizi kurtarmaya geldiği gibi dedi. Bilmiyorum babası acaba önceden asker falan mıydı, emin değilim ama gökyüzü... Abi keşke bu oyunda gökyüzüne daha önceden baksaydım. Gençler şuraya bakar mısınız? Hakikaten tüm samanyolumuz burada ya. Çok iyi. Oğlum çok çok iyi. Bildiğim bir şey var mesela astroloji hakkında gençler. Dünyadaki her kum tanesi, mesela her kum tanesi dünyadaki hakikaten uzaydaki 10.000 yıldızı ifade ediyormuş. Yani düşünün, en küçük bir kum tanesi dünyada ne kadar gezegen ve yıldız olduğunu gençler siz hayal edin. Hayal edin, her biri 10.000 adet işte yıldızı ve gezegeni simgelediği düşünülürse. O yüzden bilmiyorum, belki birçoğuna saçma gelecektir ama ben hakikaten uzaylıların varlığına inanıyorum. Bilmiyorum. Belki katılmayacaksınız bana ama o da şu yüzden, çünkü hakikaten çok büyük. Çok büyük olması beni böyle dünya dışı varlığı, biz de uzaylıyız hani teorik olarak. Ama bizden daha farklı yaşam formlarının olduğunu düşünüyorum. Belki bizim gibi... Ulan geri mi dönüyorum? Hayır. Belki bizim gibi böyle... Ne bileyim, belki 3 kollu, 4 kollu, 5 bacaklı, 6 kafalı değildir elbette ama böyle mikroskobik dahi olsa daha farklı yaşam biçimlerin olduğunu hakikaten düşünüyorum. Çünkü dünyanın atmosferine benzeyen hakikaten çok fazla gezegen var ve dolayısıyla olmaması ve bana göre, yine altını çiziyorum, olmaması çok düşük bir ihtimal gibi geliyor. Eğer bu konuda hakikaten derin bilgiye sahipseniz her zaman yaptığınız gibi yorumlar kısmını doldurabilirsiniz. Bilmiyorum kimse bu bölümü tabii ki buraya kadar izleyecek mi? Çünkü Frank mi? What? Hey! Kayboldum! Işıklar kayb... Frank!
shouldn't keep on punishing me. Some folk won't let go of this, and they've got nothing better to do than to poke their noses into other people's business. There's nothing you can do about it, son. I'm doing a good job. I'm working hard. I swear, Mrs. Graves thinks I'll start nicking stuff if she turns about for a second. Liz is all right. She's one of the good ones. Yeah, well, she's not exactly honest with her husband about what she gets up to. None of that. You're angry about people judging you. Don't be so fast to judge others. I'm sorry, Frank. Keep your gob shut, your nose clean, and your head down. Do you think you can manage that? Gob, nose, head. Got it. And steer clear of that Rachel girl. If I've seen you two making eyes at each other, and you don't want Sam Baker coming round after you. Now, pass me that socket spanner and we'll see if we can get this wheel back on. Aralarında şeyler konuştular. İşte bazı insanların böyle dik baş davranmasından nefret ediyorum. İşte bazı işleri burnunu sokmasından falan filan. Babası mı bilmiyorum, yanında ona akıl veren kişi. Sen işine bak ve Sam'in kız arkadaşından da uzak dur dedi. Eğer senle o kızı baş kaşırken görürsem ben seni kötü yaparım. Sonra Sam senin peşine düşer falan filan dedi. Kendisi işte bir şey kullandı, bir deyim de. Ben o sanırım o deyimi Türkçe'ye çeviremeyeceğim şu an. İşte bizde de şöyle denir, yani başını önüne eğ ve sadece işini yap, işin haricinde herhangi bir şey düşünme dedi. Babası olduğunu düşündüğüm kişi. Yalnız gençler, oyunun atmosferi inanın çok hoşuma gitti benim. Samimi söylüyorum, şu ana kadar oynadığım oyunlar içerisinde atmosferi en güzel oyun olduğunu söyleyebilirim. En azından doğa, yani doğa konusunu düşünecek olursak, çünkü hakikaten çok güzel bir atmosferi var. İnanın bayıldım. Yani müthiş. Şu renkler muazzam. Hakikaten. Böyle bir yerde yaşar mıydım? Muhtemelen canım sıkılırdı böyle bir yerde yaşarsam ama abi yaşayabilirdim ya. Hakikaten. İnanılmaz güzel bir yer. Tabii ki böyle farklı doğal olaylar olmasa daha çok sevinebilirdim ama inanın. Can you see the observatory from there? That's over the ridge, just past the windmill. Oh. You want to live near the station in case you need a quick getaway? Something like that. So you and Steven, I'm sensing there's not a lot of love lost there, huh? That's between him, me, and the cows. You're gonna have to explain that one for me. It's nobody else's business. Look, you seem all right to me. You don't want to worry about that lot in the village. Provided I'm left alone, I'm happy. Steven's the one who likes to be at the center of things. No change there, then. Francis Appleton. You are a bad man. No wonder your sister won't talk to you. Evet, sanırım bu Francis, Kate'in oyunun en başlarında konuştuğu kişi. Kendi Stefan'la Frank arasında olan bazı şeyleri sordu anladığım kadarıyla. Çünkü kendisi Stefan'ı yeni tanıyor. Oğlum! Bu oyun bitmeyecek mi? Bak, bu ışık bir yere, bu ışık demişim, bu yol bir yere gidiyor patika. Fakat şurada bir ev var ve orada bir olay var ve şurada da başka bir ev var. Oğlum bu hakikaten bu video burada bitmeyecek anladığım kadarıyla. Her neyse, şöyle bir 10 dakika daha oynayalım. Olmadı, sonlandırırız. Çünkü sonuna kadar şöyle bu videoyu yapmayı çok istemiştim ya. Public footpath ne demek? Yani public halk footpath'te ne bileyim, ayak yolu falan mı? Yok, ayak yolu olamaz, ayak yolu tuvalet. Halka açık yürüyüş yolu falan mı acaba, public footpath? Burası arabayla uçma yeri mi? Öyle bir şeye benziyor çünkü. Hop! Daha fazla ileri gidemiyorum. Göl oğlum, çok güzel. Geçer şuraya bakar mısınız? Nasıl bir manzara, Allah'ım yarabbim. Okey, birazcık daha ilerleyelim bakalım. Olaylar bizi ne geçiyor? Aa, ışık da bizimle birlikte geldiğine göre doğru yolda olduğumuzu varsayabiliriz. Çünkü bazı oyunlarda biliyorsunuz, eğer gittiğiniz yerde düşman varsa doğru yolda olduğunuzdan emin oluyorsunuz ve bu yönde gitmeye devam ediyorsunuz. Bu oyunda da sizin doğru yol göstergeniz bu ışık. Microscope you could see how the light was following the cellular structure of its wings. The neural simplicity of the insects seems to prevent a full-blown infestation, so there's none of the hemorrhaging I'm seeing in the birds. But Stephen's wrong. This isn't an attack. It's a byproduct of the attempt to communicate. It's getting smarter. It's learning as it adapts. I'm confident of a breakthrough soon. Bu bir saldırı değil.
Bu bir iletişim kurma dedi radyodaki kişi ve yaşadıkça, öğrendikçe de adapte oluyormuş. Oğlum bir türlü anlayamadım. Bizim dünyamızdan değil, elektrik tellerine sızabiliyor, yaşadıkça adapte oluyor. Ne anlama geliyor anlayamadım. Hakikaten bütün bunların neden olan gücün ne ile alakalı olduğunu çözemedim. Yalnız oyun hakikaten çizgide ilerliyor aslında. Hani size oyun, tabii ki karakter, daha doğrusu oyun sizi rastgele bırakıyor oyunda ama mesela bir daha oyunu başladığımız yerlere geri dönmeyeceğiz. O var. Hani o yüzden ilerlemeniz gereken yerleri siz kendiniz bilebiliyorsunuz yalnız. Güzel yerler. Sanırım burada başka bir ışık oyunu var, emin değilim. Hadi ama. Önümü göremiyorum. Breaker, Breaker 9, calling on 9. This is Lost Cowboy looking for anyone out there. Hello? Breaker 1-9. Breaker traveling Sherlock. Charlie, you out there? Over. Hello? My family, my wife and kids. You know perfectly well what you've got to do. I can't do it. Don't ask me to do it. You're asking me to sign their death warrant. My own family. Damn it, don't you think I'm aware of that? I'll still be here when you drop the fucking stuff. No. Don't you lecture me on sacrifice, you spineless little shit. Stupid bastard! If you're so full of ideas, you come here and try dealing with it. Stefan'la Frank niye kavga etti? Stefan. The time when we had a choice is over. Tell them to do it. You've got to do it now. Frank yalnız kalmış burada ve Stefan'ın dediğine göre artık seçim yapmamız gereken zamanların hepsi geçti. Şu an bir karar vermemiz gerekiyor. Seni omurgasız diye küfür etti. Şimdi küfürü söyleyemem fakat işte Frank ile şeyin arası bozulmuş Stefan'ın anladığım kadarıyla. Ve ışık benim bu tarafa gitmem gerektiğini söylüyor. Aslında bakarsanız şurada bakalım birkaç tane ev var. Hatta şu beyaz eve girmedik. Şuradaki ambar görünümlü tahta eve de girmedik fakat bu yol yukarı çıkıyor. Şu oyuna neden koşma mekanizması koymadınız? Gerçi bu sorunun cevabını vermişlerdi. Hani sizin birçok şey görmeniz, araştırmanızı istediğimiz için koşma mekanizması var aslında ama sanırım bizim bildiğimiz gibi çalışmıyor. Işık hemen gel. Oh. Wade called me in about 6 weeks after. Once he thought I could cope with knowing. Can I ever repay you for what you did? She was a good woman, Frank. The best. You should come back to church. Back to the community. You're missed. I hate him, Father. I can't get down on my knees and pretend otherwise. And I don't understand why you don't hate him, too. I try my hardest not to, Frank. Goes against the job description somewhat. Faith is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. We have to trust him. Even when his methods are hidden from view. Maybe see you on Sunday. Papazla Frank'in bir konuşması vardı. Yalnız papazla sanırım şey dedi. Sen neden Frank'ten nefret etmeyi, ettiğini sordu ki sanırım Stefan. Sen niye onlar nefret ediyorsun falan filan dedi. O da işte papaz anladığım kadarıyla Frank'i tekrardan da kiliseye çağırmaya çalışıyor. Fakat Frank'in kiliseyle bir problemi var sanırım. O da Stefan'dan kaynaklı olabilir, emin değilim. Tekrardan da oraya gelip ne bileyim mutluymuş gibi davranamam. Olmadığım gibi yapmam falan filan dedi. Merak ediyorum sen niye ondan nefret etmiyorsun falan filan dedi. Ve tabii ki de Jeremy onların deyimiyle Tanrı'nın adamı olduğu için nefret etmemeye çalışıyorum ve işimi yapıyorum falan filan dedi. Sanırım uzaktan gösterdiğim bu ambar ve beyaz eve girişi buradan yapıyoruz. Abi yok artık, orada da başka bir ev var ve önünde sanırım traktör duruyor. Şuraya bakar mısınız? Oğlum bu oyunun haritası ne kadar büyük? Bana biri bunu söylesin lütfen. Çiçekler güzelmiş. Ve burada başka bir yerde var. Aa, bu oyunda merdivenden çıkabiliyor muyuz? What? Çıkabiliyoruz vallahi. Ellerimizi görebiliyor muyuz? Hayır. I hung up on Stephen. He doesn't understand. Even if he were here to experience it directly, I'm still not sure he would.
There has to be a way of consolidating, of offering reciprocal amplification to the signal. Aha, tamam canım ben, peki. Evet, oraya da radyo koymuşlar ve işte gençler, dediğim gibi hikaye hakkında birçok şeyi oyuna dolaşarak öğreniyorsunuz. Hani hiçbir zaman buraya gelmeseydim o radyodan haberim olmayacaktı. Gerçi radyo ne söyledi? Meh. Önemli şeyler değil. Yanılmıyorsam eğer şurada bir büyük bir ev var ve onun öbür tarafında herhangi bir şey göremedim. Bir kontrol edelim bakalım şuraya girebiliyor muyuz? Işık bana aksini mi söylüyor yoksa? Sanırım buraya girmem gerekiyor, evet. Herkes toparlanmış da mı? Evlerin birçoğu dağınık. Cidden o yüzden mi acaba? Oğlum bu nasıl ev? Tuvalet. Tuvalete giremiyoruz. Evet, alt katta motor var sanırım, emin değilim. Motora benzettim o şeyi. Okay. Bir üst kata çıkalım bakalım üst kat bize neler verecek. Yine aynı kitap mı? Hayır değil. The Inner Life of the Singularity. Tekilliliğin iç yaşamı gençler. Kitabın adı. Bilmiyorum bu oyundaki böyle referanslarda gerçeklik payı var mı? Hani bilmiyorum. Tekillilik. İşte tekilliliğin iç yaşamı. Oops. How's your sister, Frank? We've not spoken since the funeral. Ah, I see. Well, listen, I did rather wonder if you might do me a bit of a favor and check in on her, see if she's all right. Dr. Wade, if they drop the bomb, there'd be no left but cockroaches and Wendy Boyles. It's a bit odd, really. There's an old chap, John Coles, regular visitor at Lakeside, went walkabout sometime last night. Now it appears Mrs. Boughton has done the same. Enid? Well, that'd be clever. They amputated her leg last spring. Yes, that's the thing. I've also got a surgery full of people with nosebleeds and headaches. The council are saying influenza, but I've been practicing for 35 years and I'm not convinced. I just wondered if you might pop by and see her. Even if I did, do you really think she'd let me in? Fine. Forget it. I'll see her. Leave it to me. Oh, and Frank, call the hospital and get them to collect all this stuff. It's been 8 months. Evet, gençler konuşmayı anladım fakat bu konuşmanın hikayeyle herhangi bir bağlantısı olduğunu, olup olmadığını daha doğrusu anlayamadım çünkü yani işte bu hasta kişinin sanırım farklı bir problemi olmuş. İşte birçok insanla uğraştım, bundan olduğunu biliyorum, birçok hasta geldi bana, burnu kanayandı falan filan ama yani hikaye nereye vardı? Az önce konuşmadan inan hiçbir fikrim yok. Ne tarafa gitmem gerekiyor? Samimi söylüyorum, ne tarafa gitmem gerektiğini bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Bir şuraya uğrayalım, hazır yol var bari. Oh be, aha vallahi doğru yoldayız. Samimi söylüyorum, doğru patikadayız. Allah'ım ne olur doğru... Işık, bu tarafa değil mi? Bu tarafa değil mi adamsın be? Aha burası bir yere gidiyor. Olur mu? Abi ne olur? Artık... Bir taraf bir yere gitmesin. Doğru yoldayız değil mi? Evet. Hey. Kötü adamlar bu yolda. Aa sanırım. Bak 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 yolda koşuyoruz. Sanırım abi şimdi keşfettim. Oyunun 4. bölümüne geliyorum. Belki 2 saat oynadım bu oyunu veya 2,5 saat. So he managed to get the transfer to the observatory then? Well, this Catherine woman must have swung it. Now he says they're getting married before they come back. It's typical. Why can't he just wait till he's home? Are you gonna go? Goodness, no. It'll be full of her people. I expect they do things differently. Haha. You wanna come in for a cup of tea? Oh, I don't think so. Oh, for Christ's sake, woman, it's been 8 months. Won't you just come in and talk? Well, you didn't want to talk when Mary was still alive. You and Charlie Tate out drowning your sorrows when you should have been at home nursing your wife. You can be a nasty old bird, Wendy Boyles. Frank Appleton. You come back here and say that again. Our mother always said you were a bad egg. You'll come a cropper, you mark my words. Abi anlamadım. Oğlum burada nasıl ilişkiler var çözemedim ki.
şeyin eşi öldü sanırım Wendy'nin. İşte eve gel çay içelim dedi. Kötü bir niyeti yoktu anladığım kadarıyla. Çünkü adamın da eşi var. Eşi hasta ama sanırım. Kadın da şey dedi, sen çürük bir yumurtasın zaten hep öyleydin. Falan da filan. Bu arada Catherine ile Stefan evleniyormuş. Hani evlenme gibi niyetleri varmış. Fakat Wendy öyle bir şey olmasını istemediği için düğüne gitmeyeceğim ben dedi. Muhtemelen o düğünde hep Kate'in arkadaşları olacaktır. Ve onlar sanırım bazı şeyleri bizimkinden daha farklı yapıyordur diye belirtti. Anladığım kadarıyla emin değilim. O yüzden kendi oğlunun sanırım Stefan tabii Wendy Stefan'ın annesiydi. Herhalde oğlunun artık nikah mı oluyor, nişan mı oluyor bunlarda, düğün mü oluyor, seremoni mi oluyor, her neyse. Artık ona gençler katılmayacakmış. Peki evlilik zor. Evlilik zor bir karar hakikaten. There you go. Oh, thanks Frank. Let's get it out the way. I don't know what happened. It just died on me. Give it another go. Ya arabalarım hiç çalışmıyor abi şehirde. I only just put petrol in it as well. Daha yeni benzin koydum diyor. Benzinle problem değil. Robert's taken the other car into town. I wish he'd get back. He promised me that he'd be back this morning. You think he's off on another bender? Oh, I can't police him. All the time, Frank. He's not a child. What's going on, Lizzie? Nothing. You're seeing Stephen again, aren't you? You two can't keep pithering on like this. If Robert hasn't already worked it out, he soon will. Oh, not if he carries on drinking the way he is. Shit. Pardon my French, but bloody shitting thing. Why won't it start? Come on, I'll give you a lift. Peki. Arabaların hiçbirinin çalışmamasını muhtemelen... Yani şehirdeki elektriği olanla aynı nedeni var diye tahmin ediyorum. Yaşa bu yol nereye gidiyor? Işık benle mi? Eyvah. Işık benle diye ve ışığı en son şu sağ alttaki tarlada gördüm. Buğday tarlası olabilir emin değilim. Burası nereye gidiyor? Her neyse. Geçen çok teşekkür ederim. Bu seri boyunca benimle birlikte olduğunuz için eminim bu hani herkesin sevebileceği türde bir oyun değil kesinlikle. O tarz bir oyun değil. Çok derin bir hikayesi var. Ağır bir işleyişi var elbette ki. O yüzden birçoğunuz kesinlikle bu oyunu sevmeyebilir ki. Lizzie. Ulan oyunun başka bölümüne falan mı geçtik acaba? Abi bu oyun Lakeside Holiday Camp, The House, Heart of Yuton Vadisi'nin kalbi, göl kenarı tatil kampına geldik. Aa doğru, kampla ilgili bir olay vardı. Kampta birisini bulacaktık sanırım. Yani onunla ilgili bir hikaye bulacaktık elbette. Mrs. Graves! Lizzie, Mrs. Graves! Rachel? Hey, what on earth's going on? It's been awful. The thunder and the lightning and all the power went out. And everyone was in the hall, so I told them all to stay put. Then Sean Davis said he wasn't going to be told what to do by a stupid bloody girl and went out for a cigarette. And then didn't come back. And then Di, she went out after him and she didn't come back either. Where is Dylan? Was he with Sean and Di? No, I'd be looking after him. Do you think they'll come back? I don't know, Rachel. I don't care what anyone thinks. I just know if he was my baby, I could never leave him. Even if the whole war was coming to an end, I'd make sure he came first. You'd be a good mum, Rachel. Oh, don't worry. It's fine. Go back inside and tell everyone that they're doing a great job. A really wonderful job. I just got a few things to finish up here, and then I'll come in and join you. Right. Go on. Oğlum Lizzie kim, Rachel kim ya? Bu çocuğunu niye bırakmışlar? Rachel anne sanırım Rachel'ı bırakmış. Rachel diyor ki benim çocuğum olsaydı asla ben kendimi bırakmazdım. Kendi çocuğumu bırakmazdım falan filan diyor. Ve gençler yağmur yağıyor. İlk defa hava bozdu abi oyunda. İlk defa hava bozdu. Bu muhtemelen oyunun sonuna işarettir. Fakat ben daha fazla devam edemeyeceğim. Çünkü hakikaten kulaklarım ağrıdı. Kaç dakikada? 40 dakikada? 50 dakikadır mı? Kulaklarım içinde ve oyun kaydediyor. Harika bir olay bu. Devam eden bölümde görüşüyoruz gençler. Az önce şimşek çaktı. Az önce şimşek çaktı fark ettim. Her neyse bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın ve keşke hoşça kalın.